Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamında suç duyurusunda bulunduğu bir konu var. O ki Erol Kavuncu'nun e, yine bir sosyal medya üzerinden bir açıklaması. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. E, çok hassas bir bölge olduğu için Çorum özellikle bu tür paylaşımların sonuçlarının nereye varacağı da tartışılıyor. Dilerseniz bununla başlayalım Ayhan abi. Gazeteci Ayhan Aykanat, Çorum'da önceki zamanlarda bakıldığında Çorum'da adından çokça bahsedilen birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolik olarak konuşulduğu ve kardeşlik hukukunun tahsis edilemediğinin görüldüğünü belirtti. Yani hoş bir ifade değil bu. Ve Dolayısıyla da e, bunun karşı e, argümanları da CHP'liler paylaşıyor. Hı hı. Bence çok sağlıklı bir Tartışma modeli değil, üslup olarak da sağlıklı bir üslup evet. değil. Hem Erol Hoca'nın paylaşımı hem de Erol Hoca'nın paylaşımlarına yapılan e, bir takım işte, sert, aynı setlikte paylaşımlar var. Şimdi ben olaya biraz şöyle bakıyorum. Leblebi TV'de yayınlanan Bulut Demir'le Bunu Konuşalım programında Erol Kavuncu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı CHP'lilerin taşıdığı suyla abdest alınmaz şeklindeki ifadeyi hoş bulmadığını belirten Aykanat, Erol Hoca gibi isimler bunu onaylıyorlarsa aynı tavrı kendilerine de yapılacağını onaylamış oluyorlar. Yapılırsa incinmesinler dedi. Erol Hoca gibi isimler bunu onaylıyorlarsa Aynı tavrın kendilerine de yapılacağını ve yapılması gerektiğini kabul ediyor mu lazım. Yarın böyle bir şeyle karşılaşırlarsa hiç kusura bakmasınlar, kırılıp incinmesinler. Öte taraftan mesela o kadına karşı yönelik çok absürt, abuk sabuk şeyler var, Hı -hı. yorumlar var. Yani böyle hakaret eden, küfür eden falan. Aykanat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kadının sarf ettiği sözlerin çirkin olduğu kadar bu kadını savunanların ayrıca kadına yönelik küfre varan saldırılarında bir o kadar çirkin olduğunu söyledi. Bu kadın yaptığı ne kadar yanlışsa ki yanlış olduğunu söylüyorum. O kadar küfür edenlerin yaptığı da en az onun kadar yanlış. O kadın yaptığını savunanlar ve hani bu tarzda böyle Aşağılayıcı bir takım üsluplarla falan savunanlar, e, hele özellikle siyasetçilerse bunlar, evet. bunların yaptığı ne kadar çirkinse bu kadına küfür edenlerin yaptığı da o kadar çirkin olarak kabul ediyorum. Erol Haca'nın paylaşımını da Çorum adına doğru bulmam mümkün değil diyen Aykan birlikte yaşamak zorundayız. Bu şehrin görünmez bir Berlin duvarı ile ikiye bölünmüş olduğunu görüyoruz. Bu açıklamalar duvarı daha da yükseltiyor dedi buradan bir barış kardeşlik falan filan gibi işte bir takım e, sembolik laflar söylüyorlar. Hı. Oysa e, Kadeş Meydanı bir meydana Kadeş meydan'a adını verirken keşke kardeşliği tesis edecek bir anlayışla ortaya koysaydınız. Keşke böyle bir anlayış da sergileyebilselerdi. Maalesef bu şehirde bazı şeyler sloganların ötesine gitmiyor. Ne yazık ki öyle. Ve o sloganlara bakarsan hepimiz kardeşiz. Hepimiz kimse o da ayrı bir şey. Hepimiz kardeşiz. Ama kardeşlik hukukunu bile tesis edememişiz. Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak'ta konuşmasında Erol Kavuncu'nun böyle bir şey paylaşmasını yakıştıramadığını belirtti. Erol Kavuncu milletvekilinin böyle bir şey paylaşması gerçekten e, çok kırıcı. Evet. Hem ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak da e, bunu da kendimde hak hissediyorum. Evet. Yani bir e, milletvekiline yakışmayacak şekilde. Atak bir CHP üyesi olarak Erol Kavuncu'yu en ağır şekilde kınıyorum şeklinde ifadede bulundu. Ben milletvekilini buradan en ağır şekilde kınıyorum. Evet. Bir üye olarak Evet. kınıyorum. Özellikle de Tuncay Yılmaz'a teşekkür ediyorum. CHP Grup Başkan Vekili ilk hamleyi o yapmıştır. Bizleri izliyor şu. An. Tabii o yapmıştır ilk hamleyi. Hı hı. Demiştir ki işte güzel Hacı Bektaş Veli'nin sözüyle de süsleyerek iyi bir gönderme yapmıştır. Öncelikle teşekkür ederim. bir CHP üyesi olarak Grup Başkan Vekiline. Ha bu taraftan baktığımız zaman gazeteci tarafından baktığımız zaman dakınıyorum. Niye? Şimdi Ayhan Arın dediği gibi. Bir şeye karşılık vermek. Şimdi mesela e, Ayhan abi anlattı işte. Mesela oradaki bayanın vermiş olduğu tepki. hayat doğal olabilir. Anlıktır vesairedir. Ama onun sonrasında oynanan oyunlar hı hı. mesela kadının söylemediğini söylemiş gibi söylemeler onun arkasında çevrilen senaryolar ya mesela bir video çekimi yapılmış. Niye yayınlamıyorsun kardeşim? Yayınlasana. Video çekimi yapmışsın. Yayınlasana hadi. Yüreğin yetiyorsa yayınla. Çünkü yayınlayamam. Hı hı. Kadının söylediği başka bir şeyler var orada. Eğilmeyemezler. Ardından e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu sıra bir sıkıntı var. Gerçekten sıkıntı var. E, i̇l başkanının böyle bir şeye anında tepki vermen gerekiyor. Vermiyorsan bu tepki birileri o boşluğu dolduruyor. Hı hı. Kim dolduruyor? İşte Yıldız grup başkanı oradan dolduruyor. Dönüyor bu taraftan Tuncay Yılmaz dolduruyor. Ha şimdi sen ondan sonra e, şey vermeye gidiyorsun. Eee Suç duyurusunda duyurusu. bulunuyoruz. Hatta suç duyurusu pazartesi günü yapılacak, cumaya çekiyorsun Niye? Gelen tepkiler üzerine. Evet. Çünkü gerçekten de e, vekilin yaptığı, yenilir, yutulur, bir cinsten bir şey değil.